Venüs'ün çocukları teraziler, iş hayatlarında istikrar, olumlu yansımalar, takdir görecekleri enerjilerle karşı karşıyalar ama aynı zamanda kıskanç arkadaşlar ve hiç beklemedikleri insanlardan kaynaklı bir takım sıkıntılarla sınanabilirler. Benim onlara tavsiyem tüm gerçekleri, tüm sezgilerini dikkate alarak ilerlemeleri gereken bu döngüde anında müdahalenin, anında tepkinin, iş ve finansal konularda fayda getireceğinin bilincinden uzaklaşmasınlar. Özel yaşamlarında evli ve ilişkisi devam edenler için yanlış anlaşılmalar ve gerginlikleri kaldırmak adına birbirlerinin üstünde üstünlük sağlama noktasından uzaklaşıp uzlaşmayı seçerlerse dengeler yerini bulur. Ama öfkeyle kalkan sevgili teraziler ani kararlarla hareket eden pişmanlıklar ve beklenmedik ayrılıklarla sınanabilir. Dikkatli davranın. Mars'ın çocukları akrepler finansla ilgili konularda dikkatli olmalılar. Parayla ilgili meseleler, ortaklıktan kaynaklanan sorunlarla ilgili pek çok gerçeğin ortaya çıkacağı, işle ilgili konularda yeni kararlar almaya yönlendirecek enerjiler söz konusu onları. Bu kararları alırken tereddüt ederlerse veya başkalarının etkisi altında kalarak şans kapıyı çalmışken geç kalırlarsa büyük pişmanlıklarla üzülebilirler. Bu anlamda akışa ayak uydurmaları, gelen fırsatları değerlendirmeli. Finansal noktalarda ise yaptıkları hataları telafi etmek için uzmanlardan fikir alışverişleri yapmakta kendilerini geri tutmasınlar. Özel yaşamlarında ise aşk var onlara. Aşkın şifası, beraberliği olan veya olmayan akreplerin üzerinde ay boyunca onlara düşen biraz daha sosyal olmak, karamsarlıktan ve geçmişin ağırlıklarından kurtarmak için kendilerini çabalamak olmalı. Jüpiter'in çocukları yaylar için bu ay özellikle iş, basın, medya, yazarlıkla ilgili noktalarda şanslı enerjiler söz konusu ama oturduğu yerden başarıya kimsenin ulaşabilmesi mümkün değildir. Kapıları çalmaları, istemenin zayıflık olmadığının idrakiyle daha cesur hareket etmeleri gereken enerjiler söz konusu. Yapmayı düşündükleri değişiklikler için 22 Haziran'a kadar olan döngü sevgili yaylar için biçilmiş kaftan, bunu iyi değerlendirmeli. Finansla ilgili noktalar, devlet daireleriyle ilgili sorunlara karşı özellikle ortaklıkları varsa kontrolcü ve bilgi akışını almak için çaba göstermeleri önem taşımakta. Özel yaşamlarında bekar yaylar için olumlu enerjiler söz konusuyken evli ve ilişkisi devam eden yaylar, eş veya sevgilinin sakladığı bir takım gerçeklerin gün yüzüne çıkması, finansal konularla ilgili kırıcı tavırları ilişkilerle ilgili bir dizi sınavdan geçmelerine sebebiyet verebilir. Özellikle yaylar altısından itibaren dikkatli olsunlar. Çünkü Batı astrolojisine göre karşıt burçları ikizlerde gerçekleşecek yeni ay, ortaklıklar, evlilik ve ilişkilerle ilgili konuları hayatlarının merkezlerine taşımalarını sağlayacak. Satürn'ün çocukları oğlaklar için özgürlük, huzur, şifa enerjisi hakim Haziran boyunca. Haziran ayı boyunca bazı arkadaşlıkları bitirebilir, işle ilgili yol arkadaşlıklarını yeniden yapılandırıp iş hayatlarında onlara zarar veren bilinçli şekilde entrikaların gün yüzüne çıkmasıyla yasal hakları söylemleriyle önemli kazanımlar ve yükselişler elde edecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Sadece oğlaklara tavsiyem ay boyunca borç vermekten, kefil olmaktan, aile bireylerinde arasındaki para alışverişlerinden mümkün mertebe uzak tutun kendinizi. Özel yaşamları ile ilgili noktalarda ise karar vermeden önce içinde bulunduğunuz evlilik veya ilişkinin size neler kattığını sorgulamaya davet ediyor gökyüzü sizleri. Dürüst sorgulamalar gerçek cevaplar bulmalarına rehberlik edecek. Uranüs'ün çocukları kovalar için verimli, bereketli, arkadaşlık ilişkilerinin, dostlukların önemini daha iyi kavrayacakları, işle ilgili konularda yaptıkları hataların madden, manen zararlarını daha önce fark edemedikleri kadar fark edip, farklı hayallerin peşine gitmek yerine var olan şartları geliştirmenin önemine uyanacaklar. Bu önem içerisinde ufak tefek aksaklıklar, girişimlerle ilgili
bilgi, belgelerle alakalı aksaklıklar söz konusu olsa da sabırlı davranan kovalar Haziran ayıyla iş hayatlarına yeni bir yön ve pürüzleri kaldırarak yeni başlangıçları kalıcı hale getirebilecek enerjilerle karşı karşıyalar. Özel yaşamlarında ise arkadaşlardan kaynaklı gerginliklere dikkat etmeli. Patavatsız arkadaşlardan kaynaklı huzursuzluklar yaşamamak için eş veya sevgililerin yaptığı uyarıları önemsemeliler. Bunun yanı sıra Neptün'ün çocukları balıklar, gökyüzü çok ve boş konuşmaktan uzak durmaları adına uyarıyor onları. İyi niyetle yapacakları konuşmalar birden geçmişleriyle ilgili belgelerin ortaya çıkmasıyla iş hayatlarında, itibarlarında zarar görecekleri olaylara sebebiyet verebilir. Özellikle ailenizin ve yakınlarınızın söylemlerini, onları kırmamak için yaptıklarınızı gözden geçirmeli, yanlış hiçbir şeyin parçası olmamalısınız. Olduysanız da gökyüzü uyarıyor sizleri. Bir an evvel hatayı telafi etmek, kendinizi bu yanlışlar sarmalından çıkartıp arındırmak mesleki açıdan daha büyük zararlar ve problemlerden korur sizleri. Özel yaşamlarında ise sevginin, sevilmenin, sabrın mükafatını almaya hazır olsunlar Haziran'da. Onlara tavsiyem, özel yaşamınız istikrar ve mutluluğunuz pekişirken aile bireyleriniz ve sözde arkadaşlarınızın yalan yanlış bilgileri zihninizi karıştırmaya çalışan çabalarını boş çıkartma iradesini ortaya koyun diyorum ve teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Gökler rehberiniz yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Astrolog Doktor Şenay Devi yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.